Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Alacalı İsveç sarmaşığının saksı toprak değişimini yapacağım. Sonbahar ayındayız. Bakın dallarının güzelliğine çok fazla da fide verdim. Sonbahar ayında biliyorsunuz bahar ayları çiçeklerin saksı toprak değiştirmek için en uygun mevsimlerdir. Ben de sırayla artık saksı toprak değişim zamanı gelen bitkilerimin saksı toprak değişimini yapıyorum. Şimdi güzelce saksısından çıkarttım. Şöyle köklerini bir rahatlatalım. Eski toprağından arındırabildiğim kadar arındırıyorum. Ve daha sonra şöyle kenara koyalım. Eski toprağını kullanmayacağım. Bir kenara alalım onu. Şimdi arkadaşlar, leğenimin içerisinde yine patates tarlasından toplamış olduğum bir miktar toprak var. Bu toprağı özellikle bitkilerimin saksılarına koyuyorum. Çünkü daha verimli, daha hızlı tutunmasını sağladığı için. Biliyorsunuz güllerde de çok faydası var. Bütün çiçeklerde, bitkilerde de aynı derecede hızlı tutunmasını sağlıyor. Yine seralardan almış olduğum sera toprağım var arkadaşlar. Bunu büyük bir şekilde 20 litrelik alıyorum. Bunu da içine karıştırdıktan sonra şimdi doğal gübremizi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz yumurta kabukları. Çiğden olacak bu yumurta kabukları. Haşlanmış yumurta kabuğu olmayacak. Özellikle buna dikkat edelim. Güzelce elimle inceltiyorum. Robotta da inceltebilirsiniz arkadaşlar. Ama elde daha kolayıma gittiği için ben elde inceltmeyi daha çok tercih ediyorum. Bu şekilde güzelce yumurta kabuklarını da içini incelttikten sonra şimdi antibakteriyel özelliğinden dolayı da 1-1,5 yemek kaşığı kadar tarçın kullanacağım. Bu da toprağın hem böceklenmesini önleyecek hem de bitkinin hızlı tutunmasını sağlayacak. Açıkta kalan eğer ki dallar, kökler varsa da onların mikrop almasını önleyerek daha hızlı şekilde tutunmasını sağlayacak. Şimdi güzelce harmanlıyorum. Ben bütün bitkilerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ama eğer ki sizin elinizde patates tarlasından toplamış olduğunuz toprak veya da patates çuvalınız yoksa, içinden çıkacak patates tozu toprağı yoksa arkadaşlar, sadece toprağın içerisine bahçe toprağı da koyabilirsiniz. Bu şekilde karıştırarak da güzelce bir harç yaparsınız. Bu sineklenmeyi önleyecektir. Şimdi saksımın içerisine bir miktar toprağımdan koyduktan sonra güzelce alacalı İsveç sarmaşığımı saksımın içerisine koyup kenarlarına bolca topraktan dolduruyorum. Bastıra bastıra dolduruyorum arkadaşlar. Güzelce içerine oturmasını sağlayacağım. Evet, biraz da vurarak iyice oturmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi can suyunu vereceğim. Can suyunu arkadaşlar yumurta kabuğunu haşladıktan sonra çıkan suyu soğutarak çiçeklerinize verebilirsiniz. Bu ikinci bir kalsiyum elde etmiş olacaksınız. Bu da sıvı gübre oluyor. Yumurta kabuğunu doğal gübre olarak toprağına karıştırmıştık. Ama suyunu da sıvı gübre olarak istediğiniz zaman da bitkilerimize istediğiniz kadar da verebilirsiniz. Evet. Şu anda videomun sonuna da gelmiş bulunmaktayım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.